وكل الأمات في النار، وبالسنن المقتصدة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت الأنبياء للأنبياء كلهم منصرة يتحصرون بها تواضعا لله عز وجل. Peygamber صلى الله عليه وسلم من جميع peygamberler عليهم الصلوات والتسليمات Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab ve Duvalar, Rıdvanullah Aleyhi Mecmai'nin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden ikram dar vaka edenler Rahmetullah Aleyhi Mecmai'nin hasreten eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimizin hazırlığın ve celsefinler kardeşlerimizin geçmişlerinin bu cami-i şerifi yaptıranların bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların bu cami-i şerifte den güzelan eden Eğitme Hucaba Mezzin Kayyim'in Cifat-ı Müslümin'in burada huzurunda bulunduğumuz Halibayan Veli ve diğer Evliyaullah ve bir cümle müminlerin geçmişlerimizin yer var için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak birlikte geçeceğimiz dakikaların rızasına muvaffak olsun inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tüm peygamberlerden bahseder. Kerme bil enbiyâi kulluhum muhsara. Bütün peygamberlerin ellerinde asaları vardı. Biliyorsunuz Musa aleyhisselam asasından Kur'an'da bahsediliyor. Musa aleyhisselam inananlarıyla beraber, müminlerle beraber Firavun'un zulmünden Allah'ın izniyle kaçmış, Kızıldeniz'in kenarına gelmiş. Demişler ki arkadan da Firavun'un onun kaçtığını haber almış, ordusuyla peşine takılmış. Yani müminler demişler ki mahvoldum şimdi ben de gittim oralara, yani inanmadığımdan değil ama Kur'an'da olan her şey aynen vahiy. Bunu yerinde görünce insan daha başka oluyor. O Kızıldeniz'in kenarını yukarıya gitseler, buradan dolaşsalar askeri yetişecek, yok edecek. Önünde deniz var, deniz nasıl geçecek mi? Evet, el ve asa. Allah emrediyor. Asanı koy Musa. Musa aleyhisselam asasını koymuş, denizi diye bölmüş. Koca bir yol açılmış. Oradan işte geçmiş Musa aleyhisselam ve inananlar çıktığı yerde de çöl orası. Ama Allah bir su lütfetmiş, o kuyu hala duruyor efendim. Gidip bir gezer geçip içebilenler ola, o içi, içebilirseniz içiniz. Evet, hala duruyor. Şimdi İsa, Musa aleyhisselam hesabıyla geçmiş, bir avuda gelmiş ortasıyla bakmış deniz ikiye bölünmüş. Deniz ikiye bölünmez ama bölünmüş. Baş baş demiş ordusuna. Evet, denizin ortasına gelince deniz kavuşuvermiş. Evet, Kur'an'da var efendim. Kur'an'da var. Çok zeki adam. Mumyası piramitlerde duruyor. Aman gitmeyin. Ben ziyaret ettim, gittim. Firavun'un kabrine. Yani bir görev dedim yani. Ama girdiğimde bir pişman oldum. Çünkü Allah'ın düşmanlarına, tepesine kıyamete kadar lanet diyorlar. Peygamberin hadisi böyle. İçeride işte gelen turistler girsinler, baksınlar ve işte havalandırmalar yapmışlar, soğutucu şeyler yapmışlar filan. Girdikten sonra gördüm herifi, kel kafalı, kısa boylu bir herif, mumyası duruyor orada. Çok zeki olduğu belli suratından. Ama nefes alamayacağımdan korktum. Yalvardım Allah'a. Ya Rabbi benim bu canım almadan çıkar bir nasip et diye. Vallahi böyle baktım. Öyle bir şeylik hissettim. Lanet kıyamete kadar yağıyor yani. Ben bunu hissettim. Çıktıktan sonra elhamdülillah dedim ya şey varmış. Evet, lanet de var böyle kötü adamların olduğu yere. Kıyamete kadar kötü yağar. Onun için orada görmek için gitseniz de ders almak için, ibret almak için durmayın. Anadolu'da böyle yerler var. Mesela ben de gizledim. Pamukkale. Pamukkale'nin o ailesi eğileyim. Çok kötü insanlar.
Ama bizim insanımız elhamdülillah çok şuurlu, bilinçli. Pamukkule'nin olduğu yere şey yapmamış, köy kurmamış. Bir kilometre, 3-4 kilometre açığından koymuş. Pamukkule köyü oradadır. Oraya devamlı lanet yağacağını bildikleri için açığa koymuşlar köylerini. Bunu da orada, yani başka yerlerde var, başka yerlerde var. Ben oruçta gittim de bir pişman oldum, nefes alamayacağımdan korktum. Allah'a yalvardım, kendimi zor attım dışarıya. Evet, ama burası da Allah'ın devamlı rahmeti yağdığı bir yer. Hazret burada, siz de bunun civarındasınız. Gelip geçerken mutlaka okuyun. Böyle rastgele gelmeyin. Her gün geliyorum, her gün gelsin de okul elinden bir Fatih'i oku işte. Yarın onu işimiz düşecek. Öbür tarafta zor durumlarda kaldık mı? Biz bunları Fatih'i okursak, onlar da bizi orada gözetecekler. İslam'da şefaat haktır. Peygamber şefaat edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bin izinden gelen onun Allah'ın salih kulları da şefaat edecek. Şehitler 400 kişiye şefaat edecek. Evet, şehitler 400 kişiye şefaat edecek. Şehit deyince bizim bu kürsüden konuşmamızın maksadı din kardeşliğimizi, görevimizi yapmak. Dinimizin hükümlerini size açıklamak. Şimdi işte Suriye'de, şurada burada zalimlerin zulmüne engel olmak için dünyanın neresinde olursa olsun askerimiz giderse, mümin bir asker, ölürse şehit olur. Zalimi zulmünden kurtarır oradaki yerini. Yani bizim kendi vatanımızı savunuyor, savunmuyor onu değil, zalimi zulmünden mümkünden kurtarmak için o asker de şehittir. Şehit olunca, evet, yani benim dedem müderrismiş, meclisimiz kapandığı zaman 1000 mevcudu var kayıtlarına göre. Evet, o dedem, 2 yetiştirdiği oğlu biri Erzurum'da, o Allah'a emanet dağlarında soğuktan doğmuş. Biz de Kurtül Emare'de şehit düşmüş. Devlet ona bilgi vermiş ikisini beraber. Evet, elhamdülillah ağlayan tabi insandır, evladıdır. Hem en kıymetli evlatlarıymış, en büyük hoca yetiştirmiş kendine. İkisinin şehidini alınca hem ağlamış hem de elhamdülillah iki şehit babası oldum diye. Bunu şunun için anlıyor. Kendini övmek için değil. Şimdi orada şehit düşüyor askerimiz. Cenaze merasimi yapıyor. Hoca efendiler de ses çıkarmıyor. Cenaze merasiminde nümayiş yapılmaz arkadaşlar. Bütün kitaplara bakınız. Fıkıh kitaplarına bakınız. Cenaze merasimi, peygamberimizin hadisi var. Düşünme yeridir. Bir gün ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Acaba bunun gibi şehit mi olacağım? Yoksa meyhanede de ölecek adam var, Allah korusun. Kumarın masasında ölen adam da var. İçki masasında ölen adam da var. Akıbetim nasıl olacak? Tefekkür yeridir. Allah'ı hatırlama yeridir. Şimdi bakıyorum, tekbir getiriyorlar. Tekbir getirecek yer var. Ama cenazede tekbir getirmek peygamber sünnetine aykırıdır. Kimse bunu söylemiyor. Etmeyin, eylemeyin. Bak o adam diyor ki 400 kişi şehit şehadet edecek. Yani şefaat edecek. Sülalesinden kurtaracak. Bunlar var. Biz ehl-i sünnet itikadındayız. Bunlara inanıyoruz. Ama orada bilgi kıtlığı var efendim. Bilgi kıtlığı var. Cenaze merasiminde tekbir getirilmez, sünnete aykırı. Yüksek sesle tekbir getiriyorlar. Coşuyorlar, coşma sırası değil. Her şeyin bir kuralı var, güzel kardeş. Şimdi cuma gününde hutbe okunurken, hutbe dinlemek farzdır. Farzdır. Öğle namazı iki rekat, cumanızı iki rekat kılıyoruz. Öğle namazı dört rekat farz, halbuki İki rekat kılıyoruz. İki rekatı hutbe demiş. Cuma namazında hutbe dinlemek farzdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre konuşuyorum tabi. Evet, hutbe dinlerken dua edilmez. Siz etmeyeceksiniz. Hoca edecek. Hoca edecek. O imamımız. O edecek. Çünkü cuma günü öyle bir saat vardır ki o saate rastlayan dua reddolunmaz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için sahabe-i kiram hep anlatıyorum.
imsak vakti girer vermiş Mescid-i Nebevi'ye o saati yakalamak için. Güneş batana kadar camiye çıkmazlarmış diye o dua vermiş. O dua kabul olmadı zaten hastayım diye. Bunun ne zaman olduğu gizlenmiş. Kadir gecesi gizlendiği gibi. Evet biz Ramazan 27 gece kutluyoruz ama garanti değil. Garanti değil. Biz niyetimize göre mercur olacağız tamam mı? Öyle niyet ediyoruz da Kadir gecesi gizli olduğu gibi Cuma saatinde de hangi saat kabul saatidir gizli. İnsanların duaya, ibadete teşvik olsun diye. O dua edecek, o hutbede olabilir. Olabilir. Onun yıkamını için devletimize, milletimize zevar verme ya Rabbi. Edecek dua. Hutbe sırasında bilhassa belirtiyorum. Ama biz amin de demeyeceğiz. Dinleyeceğiz. Kur'an okumayacağız. Tesbih çekmeyeceğiz. Yani diyorum şak 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 tesbih çekiliyor. Hamsokul. Kurallara aykırı güzel kardeş. Hutbe dinlenen farz. Senin tesbih çekmen farz değil. Kur'an okuyor. Selam verilmez. Hutbe dinlerken. Geldiğinizde usulde oturulur. Böyle dinlenir. O dua için biz dinleyeceğiz. Evet. Aynı şekilde cenaze merasiminde de tekbir getirilmez. Nümayiş yapılmaz. Nutuk çekilmez. Evet, tefekkür edilir. Bir gün ben de böyle olacağım, bu tahta bineceğim diye gönlünü Allah'a bağlarsın, adama rahmet okursun. Ama tekbir getirmek, nümayiş, Peygamber'in sünnetine aykırı. Ben size duyuyorum, bundan sonra size kalmış. Efendim sünneti bu. Şimdi Musa Aleyhisselam asasını koyduktan sonra, evet, yol açılınca Firavun'da yürümüş arkadan ortaya varınca su birleşmiş. Çok zeki adam. Belli olmuyor zeki oldu. Mumyası duruyor aynı. Evet. Demiş aynı Kur'an'da var. Beni İsrail'in inandığı Allah ben de sana inandım diyor Kur'an'da. Cenab-ı Hak diyor ki el-ene şimdi mi? Siz ne diyorsunuz? Geçti Korun Pazarı. Süreçleri de ya. Bizim Anadolu'da deyimle hep ayet hadisi dayanır. Şimdi mi diyor Allah, şimdi mi? Çünkü her insan öldüğü zaman bir noktadan sonra gözleri açılır. Dikkat edersin bir noktaya gözünü diker böyle. Senin görmediğin görüyor işte zaman. Senin görmediğin görüyor. İşte ondan sonra herkes inanıyor. Hiç inanmayan yok. Fakat zamanı geçti. Yamazı geçti. Evet. Gayba inanıyoruz biz. Ellediğini yükmünü bir gaybi. Ve yükümüne salata ve ümmü arzaklar yüzükun eliflerini okumuyor muyuz? Gaybı Allah'ı gördün mü? İnşallah cennette göreceğiz. İnşallah. Nasıl düşünüyoruz? Yere gidelim. Buraya inşallah değil. İnşallah. İnşallah. Köprü söylüyorum lan cennete gitmem. İyi söz yapıyoruz mu? İnşallah değil. Allah Allah böyle tut demiş bülbülcüğü bakıyor. Şekilsiz, mekansız, Allah şekle mekana sığmaz. İnşallah orada göreceğiz. Efendimiz'i göreceğiz. Efendimiz'i göreceğiz inşallah. Tabii imtihanı kazanırsak. İmtihanı kazanırsak. Şimdi işte, şimdi mi diyor, yani şeysi geçerli değil imanı. Gözler açılmış, her şeyi görmüş. Evet, Allah'ın emri ve eminiyor billahi. Allah'a inanın emri var. Kaç yerde? Kaç yerde? Sen bu sözü tutmadın. Allah'a inanmadın. Tanrılık davasını güttün. Ben Tanrıyım dedin. Bu kadar milleti ben doyuruyorum dedin. Ebu Cehil de öyle söylemişti Peygamberimize. Kuruşu yok dedi. Yetim bir adam. Ben kaç tane, kaç yüz kişi çalıştırıyorum. Zengin adam Ebu Cehil. Ben ekmek vermezsem acından ölürler. Ben peygamber olmam lazım. Ona neden düşmüş peygamberlik? Böyle diyor. Bu cehil. Evet, Firavun da öyle diyor. Mısır halkını ben doyuruyorum diyor. Tanrılık benim hakkım. Evet, o zaman inandım demişim ama geçmiş ola. Geçmiş ola. Evet, o zaman gelmeden evvel Allah bizi imandan, İslam'dan ayırmasın. Amin. Bu İman kelimemizi biliyorsunuz. La ilahe illallah.
Muhammedur Resulullah. Diğer bütün iman kapıları kapanmıştır. Şimdi söylediysem tekrar olsun, yeri geldi söylüyorum. Kanada'da konuşuyorum hemen. Oradaki Türkler bizi çağırdı. Kalabalık, çok kalabalık. Toplanmışlar, konuşuyorum. Bir tane adam çıktı, dedi ki, çıktı baktım suratında Rabbiyesi yok. Mümin olan adamın gözünde, yüzünde ışık olur. İsterseniz buraya gelen turistler de sarhoş bir Müslümanı yan yana görün, bakın o sarhoş Müslümanın yüzünde ışık vardır, iman var çünkü. Bir baktım adam suratında ışık yok, kapkara, kapkesi yok. İyi oldu gördüm. Dedi, Tevrat Allah'ın Tanrı değil mi? İncil Allah'ın Tanrı değil mi? Siz sadece Kur'an'a inanlar cennetini sokuyorsunuz, ötekide cehennemi sokuyorsunuz. Dedim ya bir dakika. Bu adamlar beni tamam hakkında çağırıyorlar. Kızımdan hakkında kalıyordum. Tamam hakkında çağırıyorlar. Oradan buraya kadar geldik. Müsaade et dedim. Biraz konuşayım. Sonuna kadar itiraz serbest. Soru serbest. Dedim müsaade et. Tabii ona göre konuşmamı tutturdum. Ondan sonra dedim ki evet. Evet şimdi onu susturacağım. Herkesi silahınla vuracaksın. Efendimiz'in emri bu. Kendini nerse adam hadi ruhu diyeyim. Köylü bir adama astronomiden bahsedecek anlar mı ben? Köylüye tarlada buğdayla bahsedeceğim. Efendimiz de böyle yapmış. İnsanların anlayacağı dilde konuşmuş. Şevviye göre. Ben de adamı böyle inkarcı olduğunu gördükten sonra ona göre silahını vuracağım. Dedim ki sen dedim Atatürk'ü sever misin? Evet. Çok seviyorum dedi. Sahtekar olduğu belli. Seviyorum diyebilir mi de? Böyle zırhlı çok seviyorum. %100 asker başarılır. Evet. Ondan sonra şimdi dedim Atatürk 1921'de devletimizi kurmuş ve anayasa yapmıştı. Ben o anayasa kalıbım basardı. Adam yüzü gülüp gülüyordu, bu da bizden falan diye. Kimdense o bilmiyorum. Halbuki 1921 Anayasası'nda arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini, din İslam'dır yazıyor. Niye kalıbım basmıyorum ben? Ben Müslüman. Devleti, anayasa dini İslam'dır yazıyor orada metinde. Sonra dedim, Atatürk'ü çok sevenler, 60 ihtilal yaptı dedim, bunu kaldırdılar. Yine Atatürk'ü çok sevenler dedim, 80 ihtilal yaptılar, yine değiştirdiler. Şimdi sana soruyorum dedim. Tabii bizim siyaset değil derdimiz, adamı şeye getirmek, izah getirmek. Ben Atatürk'ü çok seviyorum, 1921 Anayasası'na uyacağım diyebilir misin dedim, Türk vatandaşı olarak. Diyemem dedi. Dersen ne olur dedim. Beni dedi bacağımdan asarlar dedi. Öyle değil mi? 21 anayasız kalkmış, 61 anayasız gelmiş. 61 anayasız kalkmış, 81 anayasız gelmiş. İnsanların ihtiyacına göre kanunlar değişiyor ya. İşte dedim Allah da Tevrat'ı kanun anayasa olarak göndermiş dedim. İnsanlara, Tevrat'a inanacaksınız demiş, buyurmuş. Ondan sonra insanların ihtiyacı değişmiş, durumlar farklı olmuş, İncil'i göndermiş. Anayasa bu demiş. İncil'e inanacaksınız demiş. Ondan sonra demiş, efendim buyurmuş, Muhammed Mustafa'yı göndermiş, Kur'an'ı göndermiş. Kur'an'a demiş inanacaksınız, Kur'an kıyamete kadar bakidir. Kalkmayacak buyurmuş. İşte Allah da Tevrat'ı kaldırmış, İncil'i kaldırmış, Kur'an'ı yerine koymuş. Bizim 81 anayasamız gibi. Nasıl benim hocamla masalla dedim ya. Tevrat'a, Allah'ın bu emrine, kitabına rağmen Tevrat'a, İncil'e inanmakta ısrar edenleri Allah bacağını nasıyor dedi. Onun bacağını nasıl yere de cehennem diyorlar dedi. İstersen git de gör. Evet efendim, Kur'an-ı Kerim bizim kıyamete kadar değişmez kitabımızdır.
sinemalar değişti. Şunlar icatlar çoğaldı olabilir. Allah'ın emri bu. Kıyamete kadar Kur'an'ın hükümleri şey olmayacak, kaldırılmayacak. Kıyamete kadar Muhammed Mustafa'dan başka peygamber gelmeyecek. Şimdi diyelim ki adam İsa peygamber, Allah bir diyor. Varsa ya. Yani aralarına bulundum. Allah üç diyor. Baba, oğul, ruhul, kudüs. Bir kavga derler diyorum. Bunlar üç bile eşittir diyorlar. Üç bile eşittir olur mu lan? Neyse. Allah bir dese, Muhammed Resulullah demese kafirin önde gelenidir. Ona ehli kitap denir. Ehli kitap Efendimiz'in bu huyu geldikten sonra kafirdir. Ebedi cehennemdedir. Ebedi cehennemdedir. Bizim muamelemiz bakımından böyle ehli kitap buna inanmış olanları biz kestir yeriz. Merhaba deriz. Sırf Allah ikidir, üçtür. Puta tabanlardan farklı olur. Puta tabanın kestir yiyemeyiz. Müşrikin kestir yiyemeyiz. Ama ehli kitabın kestir yeriz. O da farklı vardır. Evet, ama iman kapısı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Bunu söylemeyen kafirdir. Kur'an'ın tüm ayetlerine inanmayan kafirdir. Bir tane, hepsini tamam da bir tanesini aklım almıyor. Kafirdir. Evet, peygamberlerin hepsine de inanmak, Kur'an'da geçenlere inanmak mecburidir. Ben ona şey saymam. Mesela yüz valisinden Süleyha hocam dikkatini alıyor. Ya bırak ya diyor. O arada almıştım. Yani peygamberlerden bir tanesini kabul etmeyen Muhammed Resulullah dese bile imanı kabul edilmez. Hepsini Efendimiz'in söylediğini Kur'an'da olanlardan aynısını inanması gereken şeylerin hepsini inanmak zorundayız, kabul etmek zorundayız. İman tecezzi kabul etmez. 1000 tane inanacak madde olsa 999'una inansanız bir de inanmasanız kafir olursunuz. Biz inanırız, kabul ederiz. Kabul ederiz. İnkar etmeyiz. Doğrusunu ise ona inanırım deriz. Şüphe ediyorum demeyiz. Havamızı aramadığı bir şey olursa aslına inandım. Doğru bulacak. فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Her şeyi bilemezsin. Herkesin sahası var. İşin aklına bir şey gel. Aslına inandım. Doğrusunu hemen bir alime bulup danışacaksın. Kalbinde şüphe olursa çünkü o seni yanıltabilir. Evet, biz böyle inanacağız. İnancımız böyle olacak. Asla bundan dönüş yok. Ve bu Kur'an emirlerinden hepsini kabul edeceğiz. Evet. Şimdi niye söylüyorsun bunları? Evet efendim. 1936'da devletin bastırdığı Elmalı Hamdi İzzet Hoca'nın Hak Dini tefsirine bakınız. Resmi tefsirdir. Devletin bastırdığı tefsirdir. 36 yılında basılmış tefsirdir. Orada bütün bu söylediklerim aynen var. Şimdi Cenab-ı Hak ne demiş? Kadınlar demiş, yüzü, eli, ayağı hariç, nikah düşecek erkeklere saçını, boynunu, kulağını, gerdanını, şunu bunu gösteremez. Bu benim kanaatim, tekvam değil. Allah'ın kanunu. Vel yatkünne bihumurihinne alâ cüyubihinne ve lâ yübdîne zînetehünne. Mümin kadınlara şöyle yapayım. Başlarını örtünler, boyunlarını, kulaklarını örtecek şekilde örtülerini aşağı salsınlar, güzelliklerini göstermesinler. Allah'ın yanıdır. Bu resmi tefsirin 5. cildi 3405. sayıya bakın. Tahkik edin orada. Şimdi niye bunu söylüyor? Niye bunu inanacak şeylerin bir tanesini şüphe ederseniz iman gider diye. Evet, şimdi biz televizyonda konuşuyoruz. Köylü gibi de konuşuyorum ben şimdi, burada olduğu gibi. Hocam ne güzel lütuf attığını, güzel konuştu. Allah razı olsun. Biz bunu bir söylemiyoruz. İşte siz böyle konuşuyorsun. Kadın üstüme attı.
Ben seni çok seviyorum dedi. Çıplak karı. Gönlünde de açık. Modaya şimdi. Modaya şimdi. Avrupa böyle yapıyor diye bizimkiler de moda. Beni dinlenmiş. Yani Müslüman. Adı Müslüman'dı. Ben seni babam gibi seviyorum. Tamam. Senin niyetinden hiç şüphem yok. Ama Allah'ın bir kanunu var. Ben senin babam değilim. Evet. Ben senin babam değilim. Allah'ın kanunu var. Evet, bir kız babasına saçını gösterebilir, kolu bacağını gösterebilir, mahremedir, kardeşini gösterebilir, kocasını gösterebilir, zaten sevaptır. Ama Allah'ın kanunu böyle. Ben hoca da olsam, melek değilim. İnsan deşer, durmaz şaşar, eyler hata, uçar düşer. Ben melek değilim ya, Allah'a var. Evet, sen de böyle görsen bile, Allah'ın kanunu bu. Ben yabancı bir adamım, bana sarılamazsın. Sarmaşamayız. Bir de şu durumum, benim kalbim temiz. Dikkat edin, şimdi terkiyi söylemek istiyorum. Aziz kardeşlerim, benim kalbim temiz, niye haram olsun ki? İşte o zaman işler karışıyor. Çünkü Kur'an'ın bir ayetine itiraz eden bir olamaz güzel kardeşim. Bakın kitaplara, araştırın lütfen. Allah böyle söylüyor, o da benim kalbim temiz, niye haram olsun diyor. Bakın Allah ayetine itiraz ediyor. Allah senin kalbin temiz olduğunu bilmiyor mu lan? Böyle şey olur mu? Ama adam çıplak geziyor, böyle bir şey söylemiyor. Her akşam içiyor, bana söylüyor, hocam ben durumum çok iyi, çocuklarım çok iyi yerde oturtuyorum, çok iyi tahsil yaptırdım. Müreffeh bir hayat sürüyoruz. Akşam böyle bir kadeh içiyorum hocam. Niye haram olsun ki? Yahu haram diyen ben değilim Allah. اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ رِزْكِنْ اَمَلِ الشَّيْطَانِ تَشْتَرِهُ Allah'ın emri bu. Allah'ın emri bu. Böyle olursa haram değildir diye bir madde yorar. İçki tamamen haram diyor Allah. Sen böyle değilsen bu ayeti tavuk etmemiş oluyorsun. Orada tehlike ama adam her gün içiyor. Allah kusurma. Hesabını verecek. Mümin olduğu için ben istiyorum cennete gitsin. Mümin de çünkü. Kâbe'ye göre değer denir. Ama niye haram olsun ki dediğin zaman dikkat edin bu lafa çok ediliyor. Şimdi Cuma günü bir vaaz dinliyorum. Biz El Sünnet İtikadı kitabını okuyoruz. İmam Hazam'ın Fıkıh Ekber kitabı var. Ali İlkar'ını şerh etmiş. Onun itikadı şey diyor, böyle Müslümanlar köprü sözleri öğrensinler, iman hesabı öğrensinler diye. Evet, orada diyor ki, peygamberlere Allah rahmet etsin diyen diyor, küfre düşer. Niye? Çünkü peygamberler masumdu. Peygamberler günah işleyemez. Ufak tefek suçmeleri vardır. Onlar Allah'ın kontrolünde özel seçtiği kimselerdir. İtikadımız böyle. Evet, öyle iken rahmet kime okunur arkadaş? Bizim gibi şaşkınlara içi karışık Allah rahmet eylesin. Değil müminlere, Kabe'ye rahmet okunmaz da. Peygamber masumken Allah seçtiyken bunu söyleyip bir daha koca şey diyor yani. Küfre düşer diyor bu söz çok tehlikelidir. Bunu muvaiz tuttu söyledi. Bilmiyorum nasıl olacak işler. Nasıl? O da diyor ki, benim kalbim temiz, niye haram olsun ki? Benim çocuklarım çok iyi yapıyor, niye haram olsun ki? Olur mu böyle? Biz kendimize göre haram helal çizemeyiz. Kur'an'da, sünnette, bunda olmayanlar icmada, bunda olmayan işte Ebu Hanife, İmam Muhammed bin İdris Eş-Şafii, Malik bin Enes, Ahmed bin Hanbel, direnler, bunlar dört tane değildi. Çoktu ama kavga, dövüş, haklısın, hak değilsin, dörde düştü. İslam alevi, hak mezheplerin yolu dört tane. Ha, bunları soracağız. Çünkü ben profesörüm ama Ebu Hanife değilim. Evet, anlamam. Arkadaş, mukallidim ben. Şimdi daha hocam olsun, icazet alsak da faydası yok. Allah ona özel bir şey vermiş, o kadar yükseltmiş.
Evet. Yavur, Yahudi, Hristiyan propagandasından duydum. Ben dedim de size ilkin barış adamım diye İslam hukukundan doktora yaptım. Ticaret hukukundan doçent oldum. İş hukukundan profesör oldum. Onun için barış adamım diye. Onun için herkes adamla konuşuyorum. Onların meclisine giriyorum. Evet, Ebu Hanife hakkında Yahudi profesör, Hristiyan profesör şunu söyledi. Bu insan kafası değil. Bunu insan kafası söyleyemez. Batı'dan 1000 sene evvel kanun koymuş herif. Bu Allah'ın lütfudur, vergisidir. Herkese bunu vermiyor. Allah'ın bir lütfu bu. Bu kavramı azından duyuyorum ben bunu. Bu insan kafası değil diyor, düşünememiş. Hiç düşünemiyor ne zaman da adam kanun koymuş diyor. Ne biçim adam ya bu diyor bana. Hayranlığını ifade etti. Ama inanmak başka şey değil mi? İnanma yok. Evet. Şimdi denizlerin, hep söylerim ben son zamanlarda denizlerin uzmanı Kaptan Kusto var diye. Akdeniz'de Atlas Okyanusu, İspanya'yla Cebalcar Boğazı. Orayı incelerken Kaptan Kusto bir bakıyor. Akdeniz'in suyu farklı. Atlas Okyanusu'nun bir çizgiden sonra suyu farklı ölçüyor adam. Uzman dünya çapında. Şaşırdım kaldım diyor. Halbuki bir bardak su içerikten bir damla pislik atsa her yere yayılmaz mı? Su karışmaz mı birbirine? Şaşırdım kaldım diyor. Akdeniz farklı diyor. Atlas Okyanusu'nun bir çizgiden sonra farklı. Arada bir şey de yok. Gel gidiyor. Diyorlar ki ona, Müslümanların kitabında bu var. Merat el bahreni yeltegiyani beynehüme berzakun la yevriyan. İki deniz birbirine karşı dururken biz aralarına bir şey çekeriz, birbirine karışmazlar. Kur'an'da var bu Rahman suresinde. Merat el bahreni yeltegiyani beynehüme berzakun la yevriyan. Allah'ı yine kustu. Ahmet değil. Ya Müslüman adı değil. İman büyük devlet. Ebu Cehil de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz bu ömrümüz sayılı saniyelerden ibaret hep hatırlatıyoruz. Her saniyemizden hesap soracaklar arkadaşlar. Neden? Nefes almasak yaşayamayız. Aldığımız nefesi vermesek yine yaşayamayız. Yani nimet. Nefes almak nimet. Vermek de nimet. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Kesin kes, herkes nimetten sorgulanacak. Allah'ın ayeti bu. لَتُسْأَلُنَّ Kesin kes sorgulanacak. Evet arkadaş, onun için her saniyemizi ne yolda geçiriyoruz? Her nefes almamız verimizi, şimdi problem yok Hacı Bayram Camisi'nde. Cevat Hoca şaşkın bir herif olsa bile, güzel şey söyleyemese bile, burası Allah'ın yemidir, bundan dolayı kazanıyorsunuz, garanti. Kazanıyorsun, nefeslerinizin hesabını vermek kolay. Camidesin. Ama herkes şimdi camide mi? O nefeslerini ona göre düşüneceğiz. Efendimiz işte böyle tefekküre dalmış, Kabe'ye gidiyor. Tefekküre dalınca siz onu konsantre ediyorsunuz. Davul çalsan duymaz insan, bir yere zikrini bağladı mı? Allah'a gönlünü bağlamış, babasının önüne eğilmiş. Bakmış Ebu Cehil, Muhammed'in demiş, dünyadan haberi yok. Orada gençleri görmüş, demiş ki şuradan bir taş alın demiş, kafa gibi. Şu adam bizim demiş, karı kocasına, oğlanın, babasının, kızının anasına düşman etti. Kardeşlerine düşman etti, putlarımıza hakaret ediyor. Şuradan bir taş alın demiş, dünyada ne var diyor, burun kafasını ezin demiş, kurtulalım. Gençler demişler ki, senin elin ayağın yok mu? Evet. Kızmış, şaşkın korkak herifler demiş. Evet. Almış bir kocalar bulmuş, bütün hıncıyla 2 metre boyunda bu şeyi, güçlü kuvvetleri.
İnşallah cennette İnşallah. Ben size göstereceğim onu. İnşallah. 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 İnna ashabel cenneti fi şunun fâkirûn hümmez ve cümfizilen alel erâiki müntekirûn. Cennette koltuklara yaslanacağız. Cevap buyur, sen bacı varama gelmiştin, böyle böyle bahsetmiştin. İnşallah. İnşallah. Bir kafa cildir, cehennemdekileri göreceğiz. O zaman Ebu Cehil'i göstereceğim ben size. Güçlü kuvvetli bir adam. Bütün varmış başına, dişini sıkmış, kıcını dalmış, kaptırmış kafasını bir vuracak ama kendine vurmuş. Evet, şimdi Allah Kur'an'da ne diyor? Vallahu yasinuke minen nas. Habibim hiç korkma. Allah seni insanlardan koruyacak. Hiç o gençlere taş vurdurur mu? Sana vurdurur mu? Canı çok yanıyor biliyor musun? Güçlü kuvvetli adam öyle vurmuş ki dişini sıkmış. Canı acımış. Biliyorum peygambersin ama inanmıyorum diye bağırmış. Hikaye değil bu. Kitaplarda böyle yazıyor. Onun için biz böyle mucizeleri görmeden evet parmakla verilmesine böyle insanları orduyu sulayan sular attığını görmeden bir işaretiyle ayı ikiye döndüğünü görmeden elhamdülillah gayba inandık değil mi? La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyoruz. Bu nimete bu nasip olma, bu nimete eriştiğimiz için gece gündüz şükretsek hakkını diyemeyiz. Allah bizi imandan, İslam'dan ayırmasın. Evet, şimdi bakarsanız bakın şurada bıraktım kağıt düşüyor. Bu kanunu kim koydu? Allah Allah. Allah. Evet, yoksa giderdi bu yolda. İnsanlar uçak giderdi, hayat alır mıydı? Siz bunu yer çekim değil mi efendim? Yer çekim şimdi doğan bize de itiraz etmiyor. Ama bu kanunu kim koydu? Allah Allah. Allah. Herkesin gözü nerede önde? Burnu orada, kulakları yanda, kıvırcıklı, çingesi altta. Ulan bu kadını kim koydu? Allah. Değil mi? Hiç şaşıyor mu şaşıyor? Evet, yaradanı buluyoruz. Ama bu yaradanı bulduktan sonra emrine de teslim olacağız. Bu teslimiyet son anı beklemesi. Yoksa erlerine şimdi mi geçti onun pazarı? Evet, biz Firavun'un kabul hesabı haktır ayeti işte olur. Biz Firavun'u sabah akşam ateşe sunarız. Evet. Halbuki cennette kimse yok şu anda. Cehennemde de kimse yok. Hazır bekliyorlar. Ve üzlifetil cennetim bil müttefine gayra ba'in. Ayet bu hazır. Mahkeme-i Kübra kurulduktan sonra, Mahkeme-i Kübra'dan sonra bir kısmın evet yürü doğru cennete. Bir kısmı da yürü doğru cehenneme. Allah bizi cennete gidenlerden eylesin. Evet. Güzel Peygamberimizin sizlere hadislerini burada açıklıyoruz. Hayatımızın şeysi olsun, rehberi olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerini önemseyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden birisi. İnsandır. Yer içer, evlenir, çocuk sadır olur, uyur, yorulur. Allah böyle değil. Allah'ı biz bilemeyiz, anlayamayız. Bizi içimizden birisi anlatacak Allah'ı. Aa Muhammed Mustafa işte. Muhammed Allah. O bizden birisi, o bizim dilimizle konuşmuş. Aramıza gelmiş. İman budur demiş, cennet budur, cehennem budur. Bunları anlatmış. Ama biz o zaman bulunamadık güzel kardeşler. O şerefe eremedik. Ebu Bekir olamadık. Ömer olamadık. Osman olamadı, Ali olamadı, evet Fatıma olamadı. Fatıma'nın anlamını biliyor musunuz? Ya cehennem ateşinden kurtulmuş, arası perdelenmiş, kimse deme Fatıma. Allah Celle Celaluhu Peygamber bize bunu şey etmiş, o ismi bu, o vermiş. Fatıma'nın adı bu. Öyle mübarek insanlardan olamadı. Ama onların
davranışlarını, namaz nasıl kılınır, sünnet nasıl kılınır, evet. Biz onlardan öğreniyoruz. Herkes onlarla uğraşamıyor, bilemiyor. Bir de şunu söyleyeyim. Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye, radıyallahu anhüm. Allah onlardan razı olsun. Şeven adam kafir olur. Çünkü Kur'an övmüş onları. Kur'an övmüş onları. Kafir olur. Ben o açıdan İran'a 3 defa gittim. 10 Muharrem'e katıldım. Allah o sakallı sarıklı, siyah örtülü kadınlar, erkekler, Hazreti Ebubekir'e, Ömer'e, Osman abi'ye ne küfrediyorlar Ali'ye değilse, üçüne. Aman ya Rabbi. Ama bir kuralımız var bizim. Ehli kıble tekfir olunmaz. Cuma, burada cemaatle namaz kıldık, hocaya uyduk. Garanti verdik, sağlıklı. İkinci namazınız garanti. Hesabını hoca verecek. Yani hoca duymasın da. Beş vaktinizi camide kılın. Camiye uyumayın. Hesabını hoca verecek. Senin garanti verdiğiniz var. Garantili namazla kendinden verdiği namazın günahlarını sindirin diyor Peygamberimiz. Beş vakit cemaatle cemaat eder. İmanla göçer diyor. Son devresimizde iman nasip olur. Çok garantisi var. Şu camiyi doldurdunuz ya, ne güzel güzel namaz kıldık, gün namazı. Cenab-ı Hakk'ın çok hoşuna gidiyor bu. Hadis bu adam, bu hadis Müslüman hadisi arz ediyorum size. Bunlar hep haksız dayanmış sözler. Şu anda herkes sizin gibi değil. Kumarhanede kumar oynayan adam var. Kapıyı çekip onlar, küfreden adam var. Peygamberi küfreden adam var, öyle adamlar yok mu? Toplumda. Evet, bunları önlemek bizim görevimiz. Te'murûne bil mârufi ve tenhevne anil münker. Ahir zaman ümmetinin markası, şunun bir markası var, şunun bir markası var, bu saatin bir markası var. Ahir zaman ümmeti olmanın markası, te'murûne bil mârufi ve tenhevne anil münker. Kur'an'ın, Peygamber'in ve onun yolundan gidenlerin dinin emirlerini insanlara, dinince emredecek, yanlış olduğunu bırak diyecek, fiilen, yapamadı, sözle, yapamadı, kalbini buz edecek. Evet, şimdi ben size dinin hükümlerini arz ediyorum. Kabul etmemem, edip etmem size ait. Bir kızla oradan sevişiyor, otobüste veya trende. Bu işler nerede olur? Kabahat da gizli. İbadet de gizli değil mi? Bizim atasözümüz bu değil mi? Kabahat da gizli, hiçbir şey de gizli. Ulan senin kadının onu ya. Sıradan bir. Şimdi bakın, çok iyi bir şey arz etmek istiyorum size. Birbirine diyor, hadi hadi. Şuna bak ya. Yani kızın aldı, bucağını aldı, sıktı diyor, boyuna öpüyor falan. Sen de diyorsun ki, gerçek olur bu işler. Derin güzel kardeşim. Ben sen onu hatırlatmak istiyorum. Bu haram. Elin kızını öpmek haram. Sıkıştırmak haram. Kur'an da haram. Ben bunu nikahsız karıyla öpüşemezsin. Sarmaşamazsın. Ben sen onu hatırlatmak istiyorum. Böyle yapsan bile gerçekten olur deme. Titsin ondan. Uygun görme. Aksi halde ümmet-i Muhammed'den olamazsın. Hiç olmazsa kalın bu bir. Olur ya, o kadar şey deme yani, onu söylemek istiyorum. Bu ince noktayı söylemek istiyorum. Bu kimseler de niye haram olsun ki demesinler. Evet, günah işleyen kafir olmaz. İnkar etmedikçe. Amel imandan cüz değildir. Bizim bu hocamız Burcu Ömer'i öğretti bu millete. Hacı Bayram Veli gibiler. Amel imandan cüz değildir. İnkar etmedikçe bir adam içmişse günahkar olur, hesabı verecek. Allah affeder etmez, bunu bilmeyiz. Hakkı mutlak o. Ama niye diyor haram olsun dediği zaman iş karışıyor. Onu söylemek istiyorum. Şimdi bu laflar çok ediliyor. Çok ediliyor. Ve cuma böyle camiye gelirseniz herkes fıkıh biliyor mu şimdi? Bilmiyor. Evet, bilmiyor. Hocalar bilmiyor ki.
Kolay değil bu iş. Bir zaman öğretilmemiş. Şimdi devleti toparlamaya çalışıyoruz. Diyanetin emri var camilerde. Şeyler yapılacak diyor. Hoca diyor, ders verecek diyor. Her gün diyor. Genel dikkatli gördüm. Evet ama herkes fıkıh bilmediği için kanunu bilmemek de mazeret değil. Kürtüze kanunu da var. Hakime ben bilmiyorum desem, yok dinlemez, seni cezalandırır. İslam'da da böyle. Onun için camiye gelin, imama uyum, namaz garantisi olsun. Namaz yolda olmaz. Şimdi siz böyle doldurunca, dedim ya böyle kötülükleri önlemek bizim görevimiz. Yapamıyoruz hocam. O zaman cezalandırılır. Evet, düz kavmi içinde homoseksüellik var biliyorsunuz. Evet. Avrupa, Amerika'da kanunları böyle. Erkek evleniyor. Kadınlar çocuk yapmıyor. Karnını 9 ay taşımak zahmete girmiyor. Erkek evleniyor. Bunun gittik gördük. Halen öyle. Bir kavga ne oldu? Şimdi sen de gittim. Yani inanmadığımdan değil. Siz de gidin gördük. Programda her şeyin halen duruyor. Dün gölde gittim. Efendim Cebrail Aleyhisselam git demiş, batır demiş. Üstlerine taş yazdır, batır onları yeni dibine. Cebrail sen gitmiş gece. Bir bakmış ki, gece namazı kılıyor herkes. 80 bin kişi tehcit namazı kılıyor. Mecbur değil, 5 vakit namaz şey ya, tamam onların da mecbur namaz değil. Allah'a olan inançlarından, Allah'a aşık olduklarından, İki rekatı dünya ve dünyadan kıymetlidir. Peygamber'in sözü bu. Siz de kalkın gece iki rekat kılın yakın. Dünya ve dünyadan kıymetlidir. Evet. Tehcit kılıyor. Hümdür hümdür ağlıyorlar. Sahteferde ağlanmazlar. İçeriden gelen ağlamak. O kadar aşık, güzel insanlar eli varmamış. Geri dönmüş. Ya Rabbi demiş. Bu hadiste böyle. Ya Rabbi demiş. Batık dediğin kavmin 80 bin kişi gerçek duruyor hüngür hüngür ağlaya. Git batır! Onlar bu pisliğe engel olmadılar. Ses çıkarmadılar. Ondan sonra almış konaklarına koymuş. Gidin hükümetine. Hala denizin altında çukur dolmuyor. İbret adam. Şimdi demek istediğim şu. Şimdi herkes vatandaşımız, bir şey demiyoruz kanunlarımıza, vatandaş olarak tamam saygımız var ama biz Müslümanız. Yanlış olur mu? Evvela hanımınıza mecbursunuz, oğlunuzu kızına mecbursunuz, dini emirlerini yaşatmak mecbursunuz. Ondan sonra size farz-ı kifaya, kardeş sen niye içim ya? Yani kavga çıkarmadan emrivan yapacağız. Ya kardeş Ayşe, niye böyle çıplak gezdim ya? Senin adın Ayşe ya. Kapı çıkarma. Ama ben bunları söylemeden farzı ayırım. Bu hocamı söylemeden farzı ayırım. Hoca adı hocamız hocaya çıkmış. Ama hocamın mesleğine oturdu. Farzı burada söylemeden hatırlamak farzı ayırım bana. Hocalara farzı ayırım. Senin de aileye farzı ayırım. Bunları yapmadınız mı? Bakın bela umumi. Engel olmadılar, batır demiş. Evet, şimdi hadis böyle ben. Cami doldurur diye ne söylüyorum ben? Karşılamıyor çünkü. Kanun var, bir daha gidemiyorsun. Cam, falan. Tamam. Siz böyle camiyi doldurdunuz mu? Güzel saflar halinde sakın imamdan geç kalmayın. İmamla beraber rükuda bir kere Sübhan Rabbi Hazır diyemezseniz, onunla beraber olmazsanız, secdede başınız yerde, imamla beraber alnınız, burnunuz, iki eliniz, iki diziniz, iki ayak parmaklarınız yere değecek. Ayağınızın sırtı değil, geçersiz. Böyle koyuyorlar. Koyuyorlar böyle tersine, geçersiz. Parmak uçları, aslında böyle parmak uçları kıbleye geliyor ama adam parmağı kıvırmıyor, ucu değecek. Sırtı değil, havada olanlar bir sürü camide bilmiyor. Bilmemek mazeret değil, namazı yok. Namazı yok. Çünkü şeyde namazın farzıdır. Bir farz yok, namazı yok.
Ha böyle geç kalmayın. Ya ben işte Sübhanallah yazayım deyince burada hoca kalktı, kalkayım. Hiç kimse beni geçerdi. Secdeye bakıyorum ben, ikinci secdeye giderken daha yeni gidiyor. İkinci secdeyi yalnız yapıyor, namazı yok. İmam uyuyor. İmam uyuyor işte böyle camiye geldiğiniz zaman camide konuşmayın, sohbet etmeyin. Cami zikir yeridir, ibadet yeridir, istiğfar yeridir, tesbih yeridir, hamd yeridir. Burada Arapların yaptığı bir yer var. Kabe'ye gitmiş adam, bacakları Kabe'ye açmış, yatmış, horur horur uyuyor. Ondan sonra kalkıyor namaza, abdestin yok diyoruz, horur diyor. Nasıl olur lan? Uyuyan adamın namazı abdest olur mu? Ondan sonra bakıyorsun, sağ sola açılmış, Kabe'desin. Orada oturmuş, Araplar çattım diye hoşumuza gitti de, bizimkiler de ondan huzur değil. Oturuyor, Türkiye'deki siyasetçilerde başlıyor teşkilat. Burası parti değil mi lan? Sen buraya namaz kılmaya gelmedin mi? Hacı yapmaya gelmedin mi? Bizimkiler bitiyor, bu şöyle yapmış, Clinton şöyle, bir de gavurların reislerini konuşuyorlar. Ben gördüm bunları yahu! Adam tur, tavaf ediyor. Sıra diyor, şunları yüklemeyin, şunu şuraya gönder. O sen pazarlık, şey, ticaret etmiyor geldin buraya, ibadet etmiyor. Bilmeden gelmiş hacca. Ulan tavaf ederken türbü yükletiyor lan. Bizim hacılar da böyle kocer kardeşim. Dedikodu yapıyor, dedim ki avrunun dedikosunu yapıyor. İşte bundan çok karışık. Arapların halini görüyorsunuz. Ne haldeler? Gene aziz milletimiz doğudan batıya tesbih çekmez onlar, biz çekiyoruz. Sünnetleri kırıyoruz elhamdülillah. Yine ben fazla yüklendim ama daha iyi olarak da yükleniyorum canım, Allah Allah. Doğudan batıya sünneti kırarız farz gibi. Tesbih çekmeden gitmeyiz. Bunlar sünnet. Bundan dolayı Allah bizi acıyor şimdi. Ama bu kötülüklere engel olmadığımız için bela verecek. Gazap umumi. Evet. Fakat diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminler camiyi doldurdu mu, güzel saflar halinde, kurallarına uygun, yek vücut olarak, el pençe divan durarak, Allahu Ekber, Semi Allahu limen hamide, Allahu Ekber, hepsi beraber. Atıp kalkıyorlar. Bunu görünce diyor, Allah'ın hoşuna gider. Azap meleklerine buyurur ki diyor Peygamberimiz, sizi bu millet, bu memlekette yaşayan insanlar kötülüğe engel olmadılar diye gazap ettim, azabımı götürün diye çağırmıştım ama camiden geldiler, çok güzel namaz kıldılar, camiyi doldurdular, çok hoşuma gitti, bedavada def ettim, kaldırdım. Onun için vatanımızın batmasını istemiyoruz biz. Avrupalılar, Amerika çok kıskanıyor Türkiye'yi, haberiniz olsun. Çok kıskanıyor, bak oğlancılar hepsi. Oğlancılar evlerin karınları var. Lüt kavmi batır da ona, orada da batıracak. Bizde elhamda öyle yaygın bir durum yok. Dediğim gibi Peygamber sünnetleri doğrudan var. İşliyoruz, çok kıskanıyorlar. Her türlü pisliği yapıyorlar, sahte şeyler gönderiyorlar. Tokat'ta 40 sene imamlık yapmış adam, gavur. Haydi bak, 40 sene imamlık yapmış adam. Yani bizi yıkmak için her yıl başlıyorlar. Bu belalara karşı ben de diyorum ki, gelin camileri dolduralım, kitap gibi böyle yakalım, kalkalım. Efendimizin müjdesi bu. Belaları kaldırdım buyurur. Gidin yerinize. Evet, vatanımız batmasın istemiyorsak, ki istemeyiz. Camide dolduralım güzel kardeşlerim. Doldurduğunuz için Allah sizden razı olsun. Çünkü bu aralar size şahit görecek. Onun için camide de geldiğiniz zaman hep aynı yere durmayın. Kârın çoğalsın. Burayı burada kıldırmayın, ertesi gün burada dur. Buradaki kilim sana şahit etsin. Bu duvar şahit değilsin. Ertesi gün orada kıl, ertesi gün burada kıl, yer değiştir. Evet, şahidin çoğalsın,
camilerde böyle kurala uygun hareket edin. Eğer sohbet ederseniz hızlı gelmedin mi, oğlanı verdin mi, senetler nasıl tahsil edilir, burası onun yeri değil. Bunun yeri, burası istiğfar yeri, ibadet yeri, zikir yeri, Kur'an okuma yeri. Hocam yorgunum ya, tamam, eyvallah. Camiye erken geldiğinizde şuraya oturdunuz mu kıbleye karşı? Efendimizin buyruğu bu. Sanki namaz kılmış gibi ecir alıyorsunuz. Ama şeytan bunu engelliyor. Erken gibi yemekliler, cami günü oturakta konmuş, bu da yok ya. Başka yerlerde... Dedikodu yapıyorlar. He? Oturuyorlar, nasıl sohbet ediyorlar, nasıl daha bir geliyor sohbet. Mahsul camiye girip de sevap almasın diye şeytan sohbeti dallandırıyor. Yani bunlar kafirdir demiyorum sakın ha. Adamlar dedikodu yapmıyor, günahtır demiyor. Ama kardeşim kaçırıyorsun treni. Camiye girsen, namazına girsen, sanki hep namaz kılmış gibi sevap alasın diye kitaplar görüyorsun ki, hadi şöyle söylüyor. Gel ya sen buraya sevap almaya gelmedin mi? Geldikten sonra da cami içinde konuşamayacak bir şey, böyle zikredemeyeceksen, ibadet edemeyeceksen sus! Sus! Burası Allah'ın yeri. Evet, biz birimizin evine gittiğimiz zaman çayları ekrem ediyoruz. Allah'ın evine geldiğimizde o ekremin ekremin, cömertli insanlara veren o. Neler vermez ki? Neler vermez ki? Ama bunları biz basit şeyleri yapmadığımız için çok şey yapıyoruz. Mesela farz kıldıktan sonra bir taneniz yer değiştirmedi. Evet, farz kıldıktan sonra bir taneniz yer değiştirmedi. Ama Peygamberimiz buyuruyor ki, farz kıldığınız yerde sünnet kılmayın. Yerinizi değiştirmekten aciz misiniz? Buhari hadisidir. Buhari hadisidir, sahih hadisidir. Ya yanındakini yer değiştir, Buhari adam. Öndeki arkasını yer değiştir. Peygamber sünneti. Peygamber böyle diye bu niyete yaparsan belki bu yüzden cennete gideceksin. İnşallah ben inşallah. İnşallah. Çünkü ne diyor bak? Men ahya sünneti inde fesadi ümmeti kâne ma'i fil cennet. Benim sünnetim unutulduğunda, unutulan sünnetimi, bir tek sünnetimi yapan cenneti benimle beraber. Peygamber diyor bak, farz kıldığınız yerde sünnet kılmayın. Basit bir şey diyor bu. Peygamberin sünnetinden bu. Basit deme. Peygamber'e uyma niyeti olunca ibadet oluyor. Doğru, cennete gideceksin. İnşallah. Evet, yani bu da camide de konuşma hocam, çok sıkıştırıyorsun. Hayır ben senin için çalışıyorum. Sükut edersen bile namaz kılmış gibi kazanıyorsun diyorum. Öteki namazı kabul olmaz demedim. Ama çileni kaçırıyor dedim, kaybediyor dedim, onu söylüyorum ya. Bu basit şeylerden dolayı. Evet, basit şeylerden dolayı çok kaybediyoruz. Efendim işte hadisi dönelim şimdi. Bütün peygamberlerin elinde asası vardır. Asa. Şimdi ben kimseye edep almıyorum. Asa taşımak aciz ihtiyarlar için sünnettir. Ama adam dibek gibi, kazık gibi. Yine de asa alacağım. Bu gösteriş olur. Kısına bakma. Bazı adamların da asaları var. Kibir gurur alameti. Ama böyle değil. Böyle diyorlar. Tevaat olan dinde. Acizliğini gösterme bakımından. Acizliğini gösterme bakımından. Bu asayı alırlardı. Sen de ihtiyarsın. Gelin tutmuyor, dizin tutmuyor, asayla alırsan sünnettir ve bu hadisini itiraf ettiğin için de Allah'ın başına gider. Kibirli olan Allah sevmez, kasık gibi kasılan Allah sevmez. Boynuzlu bir kullarını Allah her zaman sevmiştir. Peygamberler de işte tevazuan her birinin asaları var diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetteki aleyhe o asaya dayanardı. Evet, böyle olacak. Evet.
için peygamberlerin bu sünnetini sen de ihtiyacın varsa yap. Evet. Güzel peygamberimizin bu sünnetini işle. Basit filan deme. Evet. Abdullah ibn Abbas'tan nakledilmiş. Allah ondan razı olsun. Şivadın aile olsun. Bu Abdullah ibn Abbas hakkında bilgi verelim. Abbas peygamberimizin amcası biliyorsunuz. Bu Abdullah ibn Abbas onun oğlu. Tabii aslan yavrusu aslan olur. Zeki bir çocuk. Müfessirlerin biridir. Muazzam, iyi. Sahabiler de böyle ihtisasları var. Kimisi hadiste ileri, kimisi fıkıhta ileri, kimisi tefsirde ileri. Bu da tefsirde bir numara olan sahabilerden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy geldikçe yazılması için vahiy katipleri tutmuş. Vahiy katipleri kendisi okuma yazma bilmiyor. Ümmi peygamber ayette sabit. Bilmiyor. Ondan sonra demiş ki benim sözlerimi duyun, belleyin, uygulayın ama yazmayın. Yazmayı yasak etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini yazmayı, sözlerini, fiillerini yazmayı yasaklamış. Tevrat, İncil okuyun. Ben kaç kere okudum. Allah sözü olmadığı noktada karışık belli ya. O kadar karışmış. Kur'an, benim sözlerim, Kur'an, Allah'ın sözleri karışır diye ayetleri yazılmış. İndiği şekliyle deri parçalarına, düz tahtalara, vahiy katipleri yazmış. Ama benim sözümü yazmayacağız demiş, karışır diye. Bu Abdullah ibn Abbas 17 yaşındadır ve abdestin oğludur. Demiş ya Resulallah, ben sözlerinizi belleyemiyorum, hatırda tutamıyorum. Bana demiş yazmaya izin verin. Yaz vermiş. Ona izin vermiş. Bu Abdullah ibn Abbas Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken amcasının oğlu ya dizinin dibine oturmuş. O söylediği şeyleri yazıyormuş. Bunları yazmış. Başkasına duyurmak yasak ya. Yazmak yasak ya. Ona özel izin var. Onun için kimseye söylemiyor. Kimseye söylemiyor. Yastığının altını saklıyormuş. Vefat etmiş, bir bakmışlar, 1000 tane Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dibinde yazılı hadisler var. Bunları oryantalistler buldular güzel kardeşim. Oryantalistler, İslam'ın eksiğini bulup da yıkmaya çalışacak kimseler oryantalist denir. Buldular. Şimdi bu Amerika'nın Kongre kütüphanesinde duruyor. Orijinal şekliyle. Söylemek istediğim şu, hani şimdi hadislerin aslı yoktur, şüphelidir, Kur'an'da her şey var, ne gerek var hadise diyenler var da, televizyonda var, şurada burada var, sapık profesörler var böyle. Evet, hadis şu bu falan. Ben de diyorum ki, söyleyeyim onlara. Gitsin Amerika'ya, Kongre Kütüphanesi'ne, bu 1000 tumar, Abdullah yazdığı orijinal metin orada duruyor. Orada duruyor. Ben de orada hadisleri, ben inanıyorum ama işte böyle konuşabilmek için orada hadislerle Buhari bundan haberi yok. İmam Buhari'nin bu Abdullah ibn Abbas'ın topladığından haberi yok. Saklamış dedim ya. Kimse söylemiyor. Sonra buluyorlar. Oryantalistler buluyorlar. Şam kütüphanelerinde karşılaştırdım. Buhari'nin haberi olmadığı halde oradaki metindeki hadislerle Buhari'nin hadisleri arasında hiçbir fark yok aziz kardeşler. O kadar sağlam hadisler, onu söylemek istiyorum. Şimdi itiraz ediyor, şüphelidir 200 sene sonra toplanmış filan. Gidin görün ya, o hiç farkı yok. Öyle sağlam. Yani Kur'an sağlam yazıldı. Değişmeyen tek kitap. Orijinal metni burada, orada var. Orada var. Bir tanesi Topkapı Sarayı'nda. Bir tanesi orada. Amerika girdiği yerden çalıp götürüyor. Öyle var orada. Efendimizin hadisleri orada orijinal şekliyle Buhari'nin adına hiçbir farkı yok. Böyle sağlam. Kur'an, hadis, icma, sahabilerin fetvaları. Ondan sonra da bunları herkes bilemez. Bunları bilen işte Ebu Hanife, Muhammed bin İdris Eş-Şafii,
Malik bin Enes, Ahmet bin Hanbel. Bunlar biliyor, biz de onlara soracağız. Ne diyor diye. Ve burada onlarınkinden size okuyacağız. Kıyamete kadar böyle gidecek. Şimdi bunu yıkmak için dünya severler. Haberiniz olsun. Amerika'da papazlar toplanmış. Ben de o toplantıyı Allah razı olsun bir arkadaşım elde etti, bana verdi. Diyor ki papaz, biz diyor Arap alemini diyor, diğer İslam ülkelerini diyor darmadağın ettik. Böyle namaz şey kılmıyor, sünnet kılmıyor. Tesbih çekmiyorlar bizim gibi. Sünnetler önemli. Sonra ben mesela özellikle dolaştım Suriye'yi 7-8 sene evvel. Çok gelmiştim ama özellikle dolaştım. Çöpçüye soruyorum. Çöpçünün tahsili olsa memur olur. Ne diyorsun bu konuda? Ahkam kesiyor. Şu haramdır, şu helaldir diye. Ama sen öyle bir şey söylemezsin. Bizde saygı vardır. Hocaya soralım. Müftiye soralım. Alim hocamıza soralım. Dersin olamıyor. Ben biliyorum diyor. Çöptüler kalkarım çöptüsün. Öbürlerine soruyor. O da kendi kafasına göre ahkam kesiyor. Darmadağın işte Arap alemi. Kokasmasın. Onları darmadağın ettik. Ama Türkiye'yi diyor bir türlü hizaya getiremiyoruz. Türkiye'de diyor sarhoş bir adamın yanında Muhammed'e sövseniz seni öldürür diyor. Evet bu böyle değil mi? Aynen. O iş var mı öyle değil mi? Evet. Ben evet günah işliyorum o iş değil mi? Biri diyor ki şimdi onun çaresini buldum. Bir papaz. Evet. Kur'an'da her şey var. Sünnet sonradan toplanmış. Sahabe kim lan? Çöl bölümüsü. İmam Mazhar'ın ortaçlığı adamı, dil bilmez, teknikten haberi yok. Biz ondan daha üstünüz, insanlar gelişti. Medeniyet gelişti, teknoloji gelişti. Kur'an her şey var, yaşkın her şey var. Öyle ayet var ya, yaşkın her şey var. Doğrudan doğruya herkes Kur'an okusun, Kur'an okuduğun gibi İslam'ı yaşasın diyeceğiz. Sünnetten aslı yok şüphelidir. Öyle televizyonlar var biliyorsunuz. Sahabeler taş atıyor, iniyor. O papazların kuralını uyguluyor. Haber var, yok bilmem. Darmadağın edecek. Evet. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Bunlar yoluna gideceğiz. Hacıbaşı'nın yoluna gideceğiz. Bunlar bizi insan yapan, adam eden, kişiliğimizi dokuyan insanlar. Bunlar en sünnet ve cemaat yolundan Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Bunlara var olacağız, bunları danışacağız. Şimdi size soru soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türkçedir. Hadi oku bakalım anayasayı da anla. Türkçe lan. Hadi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı okuyun birisi de anlayın. Profesörler birbirini yiyor. Saçmaladım filan filan diye. Herkesin bildiği bir saha var. Her şeyi herkes anlayamaz. Evet, onun için anlayana sor. فَسْأَلُوا اَهْلَ زِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Yani bunu lafı nereye getireceğim? Bu bilgisizlik sebebiyle benim kalbim temiz, niye halim olsun deme. Kur'an'ı reddediyorsun. Halbuki Müslüman, Allah'a ve Resulüne teslim olmuş adam demektir. Hiç sormadın mı onun için? Sorma caiz. Neden içini sormak caiz? Kur'an'ın her bölümünün için nedeni var. Ama hiç sormadığın zaman Ebu Bekir olursun. Ebu Bekir bu ümmetin bir numarası. Sebebi bu. Peygamberimiz ne dediyse baş üstüne yarasın. Baş üstüne. Ömer çok mazlum işler yapmış. Dünya hayran Ömer'e. İlahi adaleti yer ve uyguran adam yok gavurlarda. O kadar adaletli adam. Ama sırada ikinci sırada biliyorsunuz. Neden? Peygamberimiz burada ediyor Musa Aleyhisselam'da. Mekke'yi ziyarete gidiyor. Kafirler ayaklanıyor. Hayır diyorlar. Olmaz. Ya bizim derdimiz diyor sizle savaşmak değil. Kabe'yi ziyaret edip göreceğiz. Tamam edip göreceğiz. Hayır diyorlar. Ve
harp çıkmasın diye anlaşıyorlar. Elçi geliyor. Sahabiler diyor ki ya Resulallah, karnımızın son damlası kadar varız. Bunu anlayınca adam gönderiyorlar, anlaşalım. Şimdi bu sene gelmem, bizim şerefimiz var. Seneye gelin diyorlar. O anlaşmayı yazdıracaklar. Bakın kitaplara. Hazreti Ali çağırıyor. Hazreti Ali gidiyor. Yaz Ali diyor. Kendisi okumayı bilmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yavur diyor ki o hayır olmaz. Hazreti Ali yazmış resmini. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ın ilk ayeti olur değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Zerde ne başlar? Her surenin başında vardır. Kur'an'dan ayettir. Bir surenin Nebel suresinin şeysi, Nebel suresinin şeysi ayetinin parçasıdır. Müstakil ayettir. Hayır diyor, böyle demeyeceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın isminle. Onlar da kutlara Allah demiyor mu? Onun üzerinde Peygamberimiz diyor ki sil Ali diyor. Ali diyor ki vallahi silmem ya Resulallah. Bu Kur'an ayeti değil mi? Dini gayretiyle söylüyor onu. Dikkat edin ama emir veren kim be? Onun emrine itiraz ettiği için dördüncü sırada. Dikkat ediyor musunuz? Hazreti Ömer ki bizzat Peygamber'e itiraz etmemiş. Kızmış, niye siliyor diye. Ama orada değil. Hazreti Ebu Bekir'in yakasına yapışmış. Ömer güçlü, kuvvetli, pehlivan bir adam. Ya demiş benim bacağımı kıracaksın ya demiş. Öyle sastır ki. Neden siliyor demiş, neden siliyor? Ulan demiş, ben mi siliyorum? Sildirine git söyle. Bu itirazından dolayı iki numaraya düşmüş. Müslüman, Allah'a ve Resulüne itiraz etmeyen, teslim olan adam demek, güzel kardeşim. Allah ne buyurduysa güzel buyurmuştur. Güzel adamlar öyle söylemiyor. Hakşerleri hayreyle, zannetme ki gayreyle, nevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Aha, bunlar söylüyor, bunun arkadaşı da. Bunun gibilerden birisi, biz teslim olmuşuz. Evet, hocam aklım aslına inandım diyeceğiz. İtiraz etmeyeceğiz. Aslına inandım, böyle söyleyeceksin, bilene soracaksın. Evet, bunu size arz ediyorum. Allah sizden razı olsun. Evet, كَبُرَ مَقْتَرْ عُنْدَ اللّٰهِ الْاَكْلُ مِنْ غَيْرِ جُرْمِينِ. Evet, şimdi özel hayatımızla ilgili sünnetleri arz ediyorum. Diyor ki, büyük bir şeydir, çirkinliktir, kötülüktür, tündallahi, Allah katında, el-eblu, yemek, min gayri cüvin, acıkmaksızın yemek, Allah katında çok çirkin bir iştir. Evet, çok çirkin bir iştir. Ama eve gidiyorsunuz, bir şey ikram edeceksiniz. Sofra koymuşlar, buyur buyur buyur. Güzel, gelenleri yedirin. Misafir on mıskıyla gelir. Bir niyet doldurur. Ben bunu yaşamışım arkadaşlar. Avukatlık döneminde arkadaşlar gelip ziyafet verdim mi, öyle pahalı davalar gelirdi, böyle yağlı davalar. Herkes gelse de kebap yedirsin diye kırdım yani. Peygamber sözü vallahi doğru billahi sonra yaşadım diyorum. Misafir on rızkıyla gelir, bir niyet doktoru bırakır, zenginlik sebebidir. Evet, şimdi gidiyorsunuz, buyur 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 buyur, ya tokum, buyur 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 buyur. Ya tokum güzel kardeşim ya. Ya zorla yenir mi? Ya beğenmiyor musun? Gel başlıyor konuşmaya şimdi. Ev sahibi, öyle deme. Bak, acıkmamışken, tokken yemek Allah katında çok çirkindir. Hatta haramdır. Güzel kardeşim. Şimdi bahsediyoruz. Tamam şu kadar balık yersen, şu kadar yersen sana şu. Böyle bir şey olmaz yine. Çünkü midene alacağı bir şey var, doğru bir şey var. O parayı kazanacağım diye yayın adını yiyor. Buyurun, ben bir hadis okuyorum. Tokken yemek
çok çirkindir. Çok bakın intikam olan şeydir. Çok çirkindir. Hadis-i şerif bu. Onun için acıkmadan yemeyelim. Acıkmadan yemeyelim. Bir de birisi böyle şey olduğu zaman da evet kızmayalım. Toplum dediği zaman asla böyle acıkmadan yemeyelim değil. Ve nevmü min gayr zehrin. Evet. Uykusu yok da uyumak da çok kötüdür diyor Peygamber. Allah'ın hiç zahmeti bir şeydir. Uykusu yokken uyku ihtiyacımız var. Allah yaratmış onu. Biz geceleri size uyuyasınız, rahat dinlenesiniz diye gece kıldık, örtü yaptık diyor. Amme suresini okuyun. Ama uykun yok olmadığı halde zor diyorsun, uyuyorsun. Çok kötüdür. Tok karnı yine nasıl kötüyse uykusuz, uykun olmadığı halde, ihtiyacı olmadığı halde uyumak çok kötüdür. Çok kötüdür. Bitmedi. Ve dihku min gayri acebin. Evet. Allah ekber billah. Acayip bir söz olmadan kahkahayla gülmek çok kötüdür. Kalbi öldürür. Bilhassa kadınlar nasıl kahkahayla komşudan duyuluyor ya. Kadın hedefli olur, hayalı olur. Niye hep sen böyle kahkahayla gülüyorsun hanımefendi? Müslümansın da onun için karışıyoruz. Gavurca karışmam. Şimdi biz de camide gülüyor. Evde gülüyor, sokakta gülüyor. Kahkahayla gülmek kalbi öldürür güzel kardeş. Tebessüm sünnettir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ne olduğu zaman tebessüm ederdi. Kahkahayla gülmezdi. Bu da çok çirkindir. Çok çirkindir diyor güzel peygamberimiz. Efendimiz bize şey diyor. Evet, daha bitmedi efendim. Ben peygamber sünneti size duyurmak istiyorum. Evet. 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 Vasavtu sünneti. Vendel musibeti. Evet. Musibet sırasında isyan sesi çıkarma. Benden başka adam duramadın mı? Allah'a isyan ediyor. Benden başka adam duramadın mı? Allah musibetleri sevdiğine verir. Yapma hocam, etme hocam. Ben yürüdüm ya, hayran yusak değil mi? Peygamber senin aktarıyorum. Seni Allah bir makam hazırlamış sana. Ama sen ona layık işler yapmıyorsun. Başka bir bela verin. Bu bakıma iyiliğine. Yani böyle mi? Bunların başına ne belalar gelmiş yok. Ne belalar gelmiş? Oraya adam olmamışlar. Bunlara da rica vermek için. Bakalım sıkıntı olunca ne diyecek, itiraf edecek. Hak'tan gelen şerbeti içti, elhamdülillah mı diyecek. Bunlara da rica vermek için. Komşunun başına bir sıkıntı geldiği zaman asla ağzından böyle pis şeyler çıkmasın, naralar çıkmasın. Öyle diyor güzel peygamber, musibet sırasında böyle şey, bağırmak, çağırmak çok yanlış. Bir hadis daha var. Mel mizma, vel mizma, inden ni'me. Evet, sevinç yemek bir iyilik zamanında evet, çalgı çalmak da iyi değildir diyor peygamberimiz. Evet, yemek yerken çalgı çalmak. Evet. Peygamber böyle söylüyor. Düğünlerde çalgı çalmak caiz. Efendim davulun içinde şeytan oturur. Burada şeytan her yerde davulun içine ne girsin? Çok her yerde ne? Davulun yok efendim. Düğün yapmak sünnettir. Ziyafet hem de öyle kısa değil. Zenginsen geniş tutacaksın. Herkesi soracaksın. Zengin fakir düğün yemeği yoksa velime. İzâ du'îtum ilel velîmeti lem yücib fakat asallâhe ve rasûlehu. Düğün yemeğine sizi biz çağırdığı zaman
mazeretim yokken icabet etmedin mi, dinle gitmedin mi, Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olsun diyor Peygamberimiz. Onun için düğün elde olur değil mi? Bayram elde olur. Sen düğün adam ben zinadan kurtulmak için evleniyorum. Çocuğu sorumlu evleniyorum. Güzel bir şey. Bence bu evlenin. Ondan sonra Peygamberimize tenatavu evlenin. Çoluk çocuk sahibi olun. Çok çocuk yapın. Ben sizi guru duyacağım. Bunun için evleniyoruz. Nesil devam edecek. Ondan dolayı bu niyetlerle evlenirseniz günahınız sıfır. Tertemiz olursunuz. Hayat yeniden başlarsınız. Arkadaş. Bu niyetlerle evlenirseniz. Bugün Amerika'nın derdi, Avrupa'nın derdi budur. Amerika'da kadın çocuk yapmıyor arkadaşlar. Orada kalmışım, görmüşüm. Devlet çok imkanlar veriyor. Özel doktor veriyor, maaş bağlıyor, bilmem ne oluyor. Bu verdiği paralardan da zenciler faydalanıyor. 13 çocuk sahibi zenginin lüküs villada oturduğunu, limuzinle arabayla gezdiğini gözümde gördüm Amerika'da. Hiçbir işi yok. Lüküs hayat sürüyor. O kadar çok para veriyor devlet, 13 çocuğu var. Fransa'da da Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'dan duydum televizyonda. Fransız kadını çocuk yap, yabancılar iktidara geçecek dedi. Şimdi dertleri bu. Hollanda'da konferans veriyorum 1987'de. Türkler çağırdı, gittim. Ondan sonra kapalı sipariş olan 30 bin kişi. Kalınları görünce coştum, yumdum gözümü, açtım ağzımı, ben de başladım. Herkese coşturdum ama. Çok hoşuma gitti, 30 bin kişi görünce Yavuz memleketinde. Ondan sonra bir adam çıktı, ben dedi bu şehrin belediye başkanıyım dedi. Çok güzel oldu dedi, beni göklere çıkardı. Sus dedi, sus. Ben de dalga mı geçirmedim? Hocam dedi, ben samimiyim dedi. Ama dedim, belediye başkanı diyorsun, bir Türk'ten daha güzel Türkçe konuşuyorsun. Ha hocam dedi, biz burada %51 bulduk dedi 87'de. Çok çocuk parası almak için 7-8-9 devletler yapmışlar, seçimi kazanmışlar. 87'de Avrupa'nın derdi bu şimdi. Amerika'nın derdi bu. Görebilir bile olancılık var. Evlenmiyorlar. Öyle olanların da çocuğu olur mu? Elhamdülillah bizim de elhamdülillah nüfusumuz 82 lira çıktı gidiyor artık yok. Evlenme yasağı yok. Ne güzel, halkımız güzel. Ha, teşvik olsun diye, evlenme teşvik olsun diye evlenmek Allah'ın emri, Peygamber sünnetiyim. Evet, düğüne gideceksin. Velime, düğün yemeğine gitmek ibadettir beyefendi. Ama tabii içki olmayacak, şarap olmayacak. Ha, düğün yemeği. Efendim çok zengin. 2000-3000 kişilik yemek ver. Düğün yemeği bu ya. Böyle Müslümanlar bir araya getir. Evet, düğün yemeği böyle güzel bir şey ama rakı içmek, içirmek yok. Evet, şarap içmek yok. Dansız oynatmak yok. Bunlar haram. Ders çalabilirsin. Peygamber ders çalmış. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi ders çalmış ya. Sünnettir, siz de çalın düğünde, kızınızın düğününde. Siz de çalın, sünnettir yahu, Peygamber sünnettir diye yapın bu işi. Belki bu yüzden şefaatin mazarı olursunuz. Evet, düğünleri teşvik sebebinde gireceksin. Adam da bak, herkes bana geldi diye memnun olacak. Gönül yapmak, Kabe yapmaktan yeğdir. Çünkü Kabe'de Allah oturmuyor. Ama müminlerin gönlünde Allah'a iman var. Tabii gönül yapmak, Kabe yapmaktan yeğ olur. Onun için içki olmadığı zaman, şarap içmek, şu bu dansöz falan oynatılmadığı zaman davul çalabilir. Bugün bazı davul, zurna olabilir. Oynanabilir de, efendim oynadığı zaman sıkıldı mı iman gidermiş sıra. Kavgayı da gidecek iman zaten yok demektir lan. Kavgayı gider mi? O kadar basit mi bu? İçki yok, kumar yok, çıplak kadın oynatmak yok. Dini emirlerine açık şeyler var. Böyle şey olabilir. Ama evde yemek yiyorsunuz. Özel şey çalgıcı çağırıyorlar.
Ziyafetlerde o eğneği diyor Peygamberimiz. Yemek yerken mizma, çalgı çalma eğil değil. Saydık ya, tok karına yemek iyi değil. Uykus yokken, uykuluğa ihtiyacı yokken uyumak iyi değil. Efendim, sonra kahkahayı gülmek iyi değil. Evet, sonra bir musibet anında itiraz etmek, bağırıp çağırmak iyi değil. Birisi de işte bu. Yani yemek yerken bize çalgı çağırıyor. İşte şunu çal, bunu çal. Yemek yiyorsun ya, besmele çek. Hatta kimse hatırlamıyor. Bismillahirrahmanirrahim hatırlasınlar diye. Bu maksatla bu kolaylık yaparak rüya esirin değil. Hatırlamayanlar hatırlasın diye. Bismillahirrahmanirrahim hatırlasınlar. Müslümanlar da ya hatırlamaz işte konuşurlar. Bismillahirrahmanirrahim de. Evet. Doyduktan sonra yeme. Biraz daha ye, biraz yeme. Bak, toplarına yemek iyi değil dedi Peygamber. Toplarına yemek iyi değil. Senden ısrar etme ya. Allah Allah. Evet. Elhamdülillah de bir ümit var. Evet. Elhamdülillah dedi atlamana ve eşbana ve sakana ve arvana. Beni bizi yediren, doyuran, suya kandıran, Allah'a hamd olsun. Her yemeğin altında bunu söyleyen doğru cennete gider diyor Peygamberimiz. İnşallah. Bu hadisi yahu. Peygamber söyledi ya ben aktarıyorum. Her yemeğin arkasından elhamdülillah dedi. Elhamdülillah atamana bizi doyuran Allah'a hamd olsun. Ve sakana suya kandıran. Evet Allah'a hamd olsun. Her yemeğin altında bunu söyleyen cennete gidiyor. Merak etme cennet olmayacak, korkma kimse yapmasın diye. Başka girmesini de pahalayamma. Cennete Allah dolduracak, dolduracak, dolduracak. Cennet daha yok mu? Her bin mezid, Kur'an'da var ya o. Her bin mezid daha yok mu? Evet, Allah cennetin bu arasını geri çevirecek. Cennete girecek, yine halk edecek diyor. Yine halk yaratacak. O kadar geniş cennet. Yer gidelim bak göstereyim size. İnşallah. Ya, inşallah. Allah nasip etsin. Allah bizi imandan, İslam'dan, güzel peygamberimizin bu hayat düsturlarından bizi basit değil bunlar. Yok kazandırıyor bak görüyor musunuz? Hep bunları yaşayalım. Hep bunları yaşayalım. Efendimiz'e şefaatine erelim inşallah. İnşallah. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Ümmü Hani, evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yakını. Ya Resulallah, dülleni alâ emelin. Beni dağıttı, ömürtü, ömürlendi ya. Ya Resulallah, ben yaşlandım. Doğru dürüst yürüyemiyorum, kalkamıyorum. Fazla tatmadım kalmadı ya Resulallah. Ben aciz kaldım, yaşlandım. Bana demiş, böyle kolay bir şey söyle. Kolay bir şey söyle. Kazanayım. Cennete gideyim ya Resulallah. Ben de size kıskanmıyorum. Söyleyeyim bak. Peygamber diyor. Evet beni cennete götürecek. Basit, kolay bir şey söyle ya Resulallah. Ümmü Hani Hazretleri böyle o da diyor ki kebbirillah. Allahu Ekber de. Bugün yapar mısınız de? Söyle lan! Allah-u Ekber! Allah-u Ekber de! Bir, ondan sonra mi'ete merla, yüz defa diye de buna. Sonra izin aldırmak gerek yok, peygamber izin veriyor bak. Yüz defa Allah-u Ekber de, camiye gelirken, giderken, dükkana giderken, yüz defa Allah-u Ekber de, yalan edemiyorsun. Değil mi? Kalkıp sallamıyorsun. Ne kadar basit. İhtiyarlıyım, acizim, yapamıyorum. Bana bir kurtuluş şiirle söyle. Yüz defa Allah-u Ekber de. Ve rahmetillahe mi'ati merra. Yüz defa da elhamdülillah de. Ne kadar kolay lan. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Ha şöyle. Evet, evet. Ondan sonra ve sebbihillah ne teberra
Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah diyor. Yüz defa da onu söyle. Her gün bunu söyle. Evet. Fe inne zâlike. Evet. Kayrı min mehdil farasın bülcemin müserrecin fî sebilillah. En büyük şey Çanakkale'de şehit olma. Din, namus, vatan uğruna. Sen bunun için eskiden harp aleti atmış. Şimdi tank, uçak. Devrimi vergimizi vereceğiz. Tankımızı kendimiz yapıyoruz elhamdülillah. Her şeyimiz kendimiz. Gavvere el açmayacağız bundan sonra inşallah. Allah bana nasip etsin inşallah. Evet. Diyor eğer bunları söylersen sanki harbe gidecek tam teçhizatlı bir atı askerin altına vermişinden daha iyidir diyor. Daha iyidir. Herkes söyle bunu. Biraz söyleyelim hemen. Yüz defa Allah'a akbar. Evet. Yüz defa elhamdülillah. Yüz defa Sübhanallah. Evet. Dersen her gün eğerli hazır vaziyette bu askere at hazırlanaktan daha hayırlıdır. Hayrun binmedi bünne. Evet. Evet. Deve. Deve ve de. Mesela haçta abdestsiz tavaf etmişsen ziyaret olmalı. Mesela deve kesilir. Büyük, kocaman bir deve kesilir. Ceza. Tabii haçın memuru olmak da bayağı da. Ama maalesef şimdi maalesef efendim uçak şu tarihte milletler bundan uğraşamam diye hayızlı kadını Kabe'ye hocaları Kabe'ye tavaf ettiriyorlar. Arafat'tan döndükten sonra biz bunları görüyoruz. Gelip de başlıyorlar çünkü. Ondan sonra bir deve keselim diyorlar. Kesiyorlar. Olmaz hocam. Bile bile davet olur mu? Olmaz. Olur mu ya? Bile bile davet olur mu ya? Olmaz. O her nasılsa yazmışsadır. Ama zorla sokuyorsun kadını. Halbuki gittin mi Allah'a alanına, erken dönmek isteyen var, geç dönmek isteyen var, orada kadar diyor, tamam diye, ayarlayalım demiyor mu? Oraya gitmeye üşeniyor, kafir hocası, hayırlı kadını tavafa sokuyor, etme hocam, etme hocam. Ha böyle, yüz yıla kurban demekten daha hayırlıdır. Öyle söylüyor, hayırlı benim, minnetler. Evet, onu söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrı bin minneti rakabe, yüz köle adaletlerden de hayırlıdır. Bunları her gün söylerseniz, evet Ümmü Hani'den Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize naklettiği hadis. Bir daha söylüyoruz, Allahu Ekber, yüz defa her gün, evet Sübhanallah, yüz defa her gün, evet Elhamdülillah, yüz defa her gün. Bakın, hakikatsiz de söylenebilir. Evet, Kur'an abdestsiz ellenmez, ele alınmaz, okunmaz. Ama zikredilebilir, tabi abdest olursa alayım, ala olur, vay işte. Yani benim abdestim yok, çıkıp dükkana gidiyorum, o kadar devam et. Yani devam etsen, dilimizi bunlara alıştıralım. Tabi burada da bir açıklama yapalım. Bir kimse yüz defa Sübhanallah ve bihamdihi dese, deniz köpüğü kadar günah olsa silinir diyor Peygamberimiz. Niye kaçırıyor bu treni? Sübhanallah ve bihamdihi, Sübhanallah ve bihamdihi, Sübhanallah ve bihamdihi, Sübhanallah. Ne de iki kelime vardır. Söylemesi kolaydır. Sevabı çoktur, mizan da ağırdır. Allah çok sever. Sübhanallah ve bihamdihi, Sübhanallah ve azim. Bu kadar. Artı yok bu kadar. Allah çok sever. Bizden de sevap alırdır. Bu kelimeyi de söyledim. Bak izin veriyor Peygamberimiz. Boş duracağına devamlı gelip giderken hatta yattığın yerden söylenebilir. Yani tuvalette olmaz. Tuvalet pis yer. Değil mi? Temiz yerlerde olur bu iş. Evet onu söylüyor. Güzel Peygamberimiz İbn-i Mace, Kütüb-i Sitte'den İbn-i Mace, Ümmü Hani aramızdan nakletmiş bu hadis-i şerifi. Allah ondan razı olsun. Şefaatini bizim aileye seçin.
İnşallah. Evet. Peki. Şu hadisi okuyayım da söylediklerimizin şeysi anlamına. Kitabullah, Allah'ın Kur'an'ı, Hakkullahil Metin, Allah'ın baştan yere uzattığı sağlam ipidir. Evet, sağlam ipidir. Ona tutunanın başı arşa değer. Evet, öyle. Değilmiş. Başı arşa değilmiş. Bak, hep bahsediyoruz. Aman diyor, sizi kayırıyoruz bak. Size de diyoruz, okuyun burada. Sizi yardım etsin diyoruz. Arşa değmiş, Allah'ın yolundan girmiş. Çok daha böyle elhamdülillah. Metimizde Kur'an Allah'ın kopmaz ipidir. Kopmaz ipidir. Arştan yere uzatılmıştır. Ve sünneti, benim sünnetim, söz. Bak şimdi sünnet okuyoruz hep, hadis okuyoruz, sünnet. Bir sözde sünnet var, şu kadar değsen şu sevabı yersin dedik var. Bir de bize peygamberimiz yapmış. Burada fiili sünnet denir. Bir de yapmış sahabiyle, görmüş, tebessüm etmiş. Yani iyi demek değil mi bu? Kötü olsa bırakın diyor. Kaç tane bıraktırmış. Ama tebessüm etmiş, takriri sünnet denir bunlara. Diyor ki, benim bu sünnetim üçü de dahil. Kur'an'la benim sünnetim لَنْ يَفْتَرِكَ asla لَنْ يَفْتَرِكَ يَتَفَرَّكَ kaldır. Asla ayrılmayacaklar. Hatta yeri de alel havzı havzımın başına gelinceye kadar benim sünnetimle Kur'an-ı Kerim asla birbirinden ayrılmayacaklar. Sünnet demek Kur'an demek. Kur'an demek sünnet demek. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Muhammed Mustafa işkembeden atmaz. İşkembeden konuşmaz. Hevadan konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Yine bu başka ayet. Hepsi vahye dayanır. اِنَّكَ بِعَيُنِنَا Habibim sen bizim gözümüzün önünde kontrolümüzdesin. Vallahi yasılık eminen nas, Allah seni insanlardan koruyacak. Biz kainatı hürmetine yarattık senin. Bu kadar seni seviyoruz. Kim de Allah'ın bu sevdiği Muhammed Mustafa'yı severse, sevdiğini de en basit gördüğü şeylerle gösterirse, peygamber işte bak namaz farz edilince değiştirin demiş. Bu niyetle değiştirirse, bu sözleri söyleyen dedi, tamam, söylerse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem basit gördüğün hareketleri mesela otururken sol dizini dikmen diyor Peygamberimiz. Sağ dizini dikeyim diyor. En güzeli şey yapmak ama dizüstü oturmak. Ağır diyorsa kardeşle kurabilirsiniz. Sağ dizini dikebilirsiniz. Sol dizini dikmek iyi değil. Evet, solu kullanmak iyi olmadığı gibi. Sağ olayı kurban, sağı tercih et. Evet, en basit şeylerde bile Peygamber böyle söyledi diye mesela selam verirken, evet, bir Müslümana selam vereceğiz. Selam vermek çok Allah'ın ismidir selam, güzel isimlerindendir. Ve iki cihan selameti, saadeti, afiyetini içerir. Onun için bir Müslüman gördün mü, eğer o Müslüman şarap içmiyorsa, kumura oynamıyorsa, bir haram içinde değilse, selamünaleyküm. Siz ne diyeceksiniz? Ve aleykümselam. Onu söylemek istiyorum. Şimdi bize aleyküm, aleykümselam. İyi, güzel kardeşim. Hasan Basri Tanca hocamızın ilk cumhuriyetin ilk İstiklal kahramanlarındandır. İlk meclis üyelerindendir. Mehmet Akif Erman arkadaşıdır. Bu kitabına bakınız efendim. Orada da göreceksiniz. Evet. Ve kelimesini koymazsanız benim selamete filan ihtiyacım yok. Sen nasıl demektir diye. Kaynaklarını gösteriyor. Ama nedense Anadolu'da
Selamlar, aleyküm selam, öyle deme. Ve aleyküm selam de hem bana hem sana. Bütün Müslümanlara. Şimdi bir kadına selam verilir. Müslüman kadına, gavura selam verilmez. Çünkü gavur selam iki civan saadeti dilemek. Gavurun ahirette mutluluğu var mı? Ebedi cehennemde. Bu için gavura selam verilmez. Ne diyorsun? Good morning, bonjour. O kendini, o da insandır. O da insandır. Ama merhaba selamın yerini tutmaz. Günaydın selamın yerini tutmaz güzel kardeşim. Günaydın. Halbuki selam iki cihan saadeti dilemekle bütün işlerin güzel olsun demek yahu. Onun için selam büyük dua. Selam verirken dikkat edin bak. Biz ya selamünaleyküm selamünaleyküm. Yok ben işi yaptım güzel ya. Peygamber selam verirken dinliyormuş. Gülümseyerek selamünaleyküm diyormuş. Hani duramayacaksın sen de. Selamünaleyküm. Gülerek söyleyeceksin. Selamünaleyküm. Böyle selam vermez lan. Dayak gerisi. Güzel iş yapacağız. Sen tam bilir. Tebessüm ederek yüzünü dönerek selamünaleyküm. Evet, kadına selam aleyküm. Arapça erkeklerin söylenmiş. Aile mi? Ben selam aleyküm dediği zaman adam bir tek olsa bile selam aleyküm diyoruz değil mi? Size selam olsun. Her bir kişi. Hayır. Ben onun şahsında tüm müminlere, kadın erkek, bütün müminlere selam veriyorum. Bütün müminlere sen böyle selam verirsen sana da böyle selam verirler. Vermezsen dua ediyorsun bak bütün müminlere. Diğer müminler de sana dua eder işte. Selamun aleyküm. Yani bu selamı ihmal etmeyin. Tabii kimle çıkacaksa eyvallah. Ona da şükür. Evet, kimle çıkacaksa. Ama bunun dışında dediğim gibi haram içinde ağzında sigara olan adama selam veremezsiniz. Haramdır. Zehir olduğu 5000 ilim adamının ben de bulundum. 5000 laboratuvar profesörünün Amerika'da zehir olduğunu kanser yapıyor, iktidarsızlık yapıyor, gerizekalılık yapıyor, böyle kısırlık yapıyor diye bulgularla söylediler 5000 ilim adamı. Haram, zehir içme haramdır. Haram içmeyen adama selam veremezsin. Yani dikkat edin ağzındayken selam veremezsin. Evinde içmiş gelmiş, günah işlemiş ama mümindir değil mi inkar etmediğine göre? Rakı içmiş gelmiş, adı Ahmet. Gavurluk yapmamış, görmemiş, inkar edememiş. Selam verebilirsin ama içki içen içtiği sırada selam iyi yapıyorsun, devam et anlamına gelir. Sigara içeri devamlı elinde olana selam verme. Evet, sen de sigarayı bırak, lütfen güzel kardeşim. Eğer benim şu söyledim, yalnızsa hepiniz benden davacıyım ahirette. Eğer sigara haram dediğinden dolayı yalnız söylediysem açık söylüyorum, açık selam veriyorum. Hepiniz benden dava olun, davacıyım ama doğru söylüyorsam sevaplar gelse benim olacak, tamam mı? Bedava olur mu canım orada Allah? Ve oraya dedi, kim demiş onu diyor? Kim demiş onu, kitaplarda mektup diyor? Hocam, etmem üzerim. O kitapların yazıldığı sırada sigara yoktu. Sigarayı Amerikalılar icat etti. Bilahare yani İmam Hazar, İmam Şafii zamanlarında sigara yoktu. Sonradan icat edildi. Sonra gelen alimler, onlara bakarak da ilim eserler yazanlar, sigara iyi bir şey değil. Ama bir şeyin haram olduğu kesin delille sabit olmadı mı haram diyemezsin. Kafir olursun. %100 helal olan bir şeye kesin delille haram diyen kafir olur. Helal'a da haram diyen kafir olur. Bu da hakkında kesin bir ayet yok. Sonradan icat olmuş hadis yok. Ama şimdi ben orada zehir dediler. 5000 ilim adamı herhalde Hristiyan. Laboratuvar ilim adamı. 5000 zehir dediler. Zehir içmekte bütün fıkıh kitabına bakın haramdır. İntihar etmek helal mıdır lan? Yuhyi ve yumiyt. Allah diriltir insanı, Allah öldürür.
Ondan dolayı bu can bize emanettir. Ben öldürürüm demek iddiasıdır diyor İmam Azam. İntihar edenin cenazemizi kılmam diyor. Aynen öyle. Talebeler diyor ki, hocam, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed, onlar da büyük imam. Bitiriyorum efendim. Tamam. Evet, bunu şöyle bitireceğim. Evet, hocam ne diyorsunuz diyor. Hocam, insanın en kıymetli şeyi canıdır. Evet. Akıllı bir insan en kıymetli şeyini kendi eliyle sorun edilir mi? Ne demek istiyorsunuz? Hocam, delidir o, delidir. Sen demedin mi derinin cenazeniz kılınır demedin mi? Bu intihar edenler kaçıttı. Keçiler kaçırmıştı. Yoksa canına bilmez. Derisini buna sokarım susmuş. Onun için intihar edenlerin o iki imamın görüşüne göre şeyi kılıyoruz. Evet, onun için yuhyi ve yumiyt. Allah diriltir, öldürür. Bunu itiraz sadedinde olduğu için kafir diyor İmam Azam. Ama öteki imamlarda biz başımızın yeri var. Evet, mümin sayıyor. Delilerin sorumluluğu yok ya. Oradan tutturuyoruz. Evet, şimdi bakalım neler söylendi. Evet, tabii hatimler varmış. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. Estağfurullah el azim el kerim el rahim el ladzi la ilahe illa hu el hayy el kayyum el tubu ileyh. Fatiha şerif ve besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerifle. Birer elem meşrah leke suresi besmeleyle beraber. Elem meşrah leke suresi. On birer İhlas suresi besmeleyle beraber. Fatiha-i Şerif ve Resmeli ile beraber üçer salavat-ı şerife. İhlas okur musun? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad, ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله
الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم وإلى طريق جنة النعيم يا ربي نمازلرımızı kabul eyle dersimizi kabul eyle okumuş olan Kur'an hatimlerimizi diğer hatimlerimizi şimdi okuduğumuz şüvenzeliyle ayet-i Kur'an'ı kabul eyle hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakın hediyeydi vasıl eyle şefaatimizi nail eyle şevkesini gönlümüze dair eyle Efendimizin sünnetlerini bilen uygulayan başka mümin kardeşime de öğreten Efendimizin iki cihanda yüzü akçesin dediklerine olmayı bize nasip eyle. Tüm peygamberler aleyhi salavat ve teslimatını dahi erval-i paklarına hediye vasıl eyle. Şefaatlerini bizlere nail eyle. Ümmesinin ehli beyt, el asaf ve bağlar, rıdvanullah aleyhi mecmuan efendilerimizin erval-i kutsiyelerine hediye vasıl eyle. Bir cümle ailede icat eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhi mecmuan erval-i hasreten kendisinden teyze aldığımız, ilim bahsettiğimiz, eserlerden yararlandığımız, üstazın müşerrelerimizin ervahı beraber huzurlarımın Hacı Bayram Veli ve diğer Evliyaullah ve bu civarlarda metrimonlar Evliya Ulema Sürahşı'nın müminat burada toplanan biz müminlerin, geçmişlerimiz tüm bu vatan için şehit olan, sıkıntılı giden bu zatın ashab-ı hayratın ervahını hediye edip bu asır eyle. Bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını adi, derecelerini yüksek eyle. Bizleri tevfik ve ilahiyetinden ayırma. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımız helalinden bol eyle. Son nefesimize kamil bir iman ve ahlak hamide sahip olan, salihlerden olarak, senin sevdiklerinden olarak, aile intikal edenlerden olmayı bize nasip eyle. Ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillah.